Bebeğimle Yeni Hayat programından herkese merhaba. Yeni annenin yolculuğu, duyguların en yoğun yaşandığı bir dönem. Bu haftaki programımızda annelerin ilk hisleri, doğum sonrası psikolojik değişimler ve anneliğe uyum süreçlerini ele alacağız. Psikolog eşliğinde doğal sağlık sürecinde bilinmesi gerekenleri ve aile desteğinin altını çizeceğiz. Yeni doğan bebeğimizin beslenme ve uyku rutinlerine ilişkin bilgiler edineceğiz. Annelerimiz için hayati önerilerin yer aldığı, annelerin ve ailelerin kaçırmaması gereken bir bölüm sizleri bekliyor. Bebeğimle Yeni Hayat başlıyor. Kıymetli seyircilerimiz, bugün stüdyomuzda psikolog Dicle Selek ile beraberiz. Hemen hocamıza hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum hocam. Evet. Doğum sonrası annelerin yaşadığı ilk hisler ve kaygılar nelerdir? Bu duygularla nasıl başa çıkabilirler? Nasıl üstesinden gelebilirler? Şimdi doğum gerçekleşti. Bebeği kucağımıza aldık. İlk hemen kafamızda soru işaretleri başlıyor. Bu bebeğe yetebilecek miyim? Bu bebeğe bakabilecek miyim? Nasıl bir anne olacağım? Yani böyle çok narin, size muhtaç, minicik, ufacık evet. Bir şey. İşte sizin beslemeniz gerekiyor, sizin altını değiştirmeniz gerekiyor. Bu insanla büyük bir sorumluluk veriyor. Bununla birlikte anneler kaygılanmaya başlıyor. Bu bebeğe iyi bakabilir miyim? Bebeğe yetebilir miyim? İşte hastalığı, sağlığı, onun sıhhati, her şeyinden hani siz sorumlusunuz. Bu sizde büyük bir kaygıya sebep oluyor. Tabii ki bunlarla başa çıkmak için ben sosyal desteği önemli buluyorum. Yani anne çünkü yeni bir sürece adım attı. Her ne kadar farkındalıkla da sürece adım atsa sonuçta tecrübe yok. Evet. Pratikte bazı şeyler farklı olabilir. O yüzden şaşkın ve kaygılı bir durumda. Yani bir de vücudumuza bir sürü değişimler meydana gelmiş. Gebelik sürecimizde işte o hormonlar, işte emzireceğiz, onunla ilgili hormonlar vesaire. Bambaşka bir deneyim yaşıyoruz. Sosyal destek burada o kadar önemli ki. Yani çünkü bu deneyimi paylaşmış büyüklerimiz, yakınlarımız, arkadaşlarımız bize rehber olabilirse, bu süreçte bize destek olabilir, bizi rahatlatabilirse bu süreci daha kolay atlatabiliriz. Bir de çok kaygılanmanın önüne geçebilecek şey bilişsel olarak da süreci hazır olmak. Yani çok yüksek standartlar koymamak. Yani işte çocuğuma şöyle şöyle bakacağım, hep ben bakım vereceğim, işte benden başkası bakmayacak, ben yeterim, benim dışımda hiç kimseye gerek yok vesaire gibi ya da işte bebeğim hiç hastalanmayacak, işte bebeğim hiç problem yaşamayacak gibi böyle yüksek beklentilerle başlarsak ona uyum sağlamak da bizi ruh hali olarak çok fazla yorar. Zaten yorgun olacağımız bir dönem, uykusuz kalacağız, işte yeri gelecek kahvaltısı yapamayacağız, yarım kalacak kalkacağız, işte gelecek böyle saçımızı tarayamayacağız, banyomuza giremeyeceğiz. O yüzden çok yüksek standart belirlemek yorucu olur. Kesinlikle. Bunun yerine her şeyin olabileceği, yani her şeye açık bir kapı değil mi? Yani bu deneyimi kucak açmak lazım. Yani her şeyiyle kucak açmak lazım. Olumsuzuyla, olumlusuyla ve sosyal desteği ihmal etmemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki ilk hissedeceği şey bu mudur hocam? Yani ben yetebilecek miyim? Her anne bunu mu hisseder? Yoksa farklı şeyler de hissedebilir mi? Yani etrafımızda duyuyoruz kabullenememe gibi bir durum oluyormuş. Bu nasıl bir duygudur? Nasıl bir histir? Bununla nasıl baş edilebilir? Evet, olabiliyor bu dediğimiz süreç maalesef yaşanabiliyor. Tabii şimdi kaygıyla kapıyı açınca şeyi de ihmal ettik. Orayı da söyleyelim, hep olumsuz duygulardan konuşuyor olmayalım. Tabii ilk hislerimiz
tamamen kaygı olmayabiliyor. Bazen de büyüleyici bir şey değil mi? Yani hani şaşkınlık, heyecan, işte mutluluk, bir sürü karmaşık duyguyu bir arada barınca, yaşıyoruz. Evet. Yani aslında büyüleyici bir süreç. Sonra kaygılar peşinden gelebiliyor. Bununla birlikte de dediğiniz gibi bu Lausal'ın da vermiş olduğu hormonların değişim sürecinden kaynaklı bir böyle depresif ruh haline girebiliyoruz. Ve bebeği kabullenememe, yani bebeğe gene aslında bakmakla, işte anne olmak rolünü kabullenememekle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Burada da gene ben böyle kendimizi bilişsel olarak, yani düşünce olarak hazırlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimizi bu deneyime hazırlamamız gerekiyor. Neler bekliyor, nasıl hissedebilirim, ne olabilir, işte olası bir durum değil mi? Yani bebeği karşı karşıya geldiğimizde çok korkup bebeği kabullenemeyebiliriz. Hı hı. O zaman ne yapmam gerek, nereden yardım alabilirim, kimlerden yardım alabilirim? Burada annenin yaşadığı süreçte çevresindeki kişiler de çok önemli bu süreci doğru yürütmek için. Yani mesela anne korku, kaygılandı, bebeği kabul edemedi ilk başta. Hemen böyle şey yapmamak lazım işte. O bakamıyor, biz besleyelim, biz şey yapalım, işte emziremedi, biz hemen mamaya geçelim de biz bebeği götürelim değil. Tam tersi, böyle yavaş yavaş annenin bağ kurmasına sağlamak lazım işte. Temasını arttırmak lazım. Yavaş yavaş o bebeğin bakımıyla ilgili tekrar hani anneyi dahil etmek lazım. Hı hı. Doğru adımlar atarsak orada ki o süreci yönetebiliriz. Evet, önemli olan doğru adım diyorsunuz. Kesinlikle. Peki hocam, doğum sonrası dönemde annelerin fizyolojik ve psikolojik olarak yaşadığı en büyük değişiklikler nelerdir? Şimdi hamilelik sürecinde çok yüklü bir miktarda bir östrojen hormonu yükleniyor. Doğumdan sonra 3 günde de bu artık azalmaya başlıyor. Bu değişim annede ciddi bir fizyolojik değişim ve bunun psikolojiye yansımasını görüyoruz. Ve 2 haftaya kadar lohusalık depresyonu dediğimiz, hani bu doğum sonrası depresyondan farklı olarak lohusalık depresyonu dediğimiz, biraz daha üzgün, endişeli, işte kaygılı, işte depresif hisler, böyle mutsuzluk, melankoli tarzı hisler, gene işte kaygıyla bağlantılı İki hisler yaşamımız var. Yaklaşık evet, bu süreç yani 40 gün sürüyor. Lohusalık 40 gün aslında dönem, ama bu belirtilerin biraz daha fazla görüldüğü gitgide azalıyor yani. Evet, gitgide azalıyor çünkü uyum da sağlama süreci onunla birlikte geliyor. Yani aslında 40 gün, 40 gün niye? Çünkü bir bize süreci ifade ediyor. Aslında duygular hep böyledir değil mi? Yani çok yoğun duygular yaşamaya başlarız ve yavaş yavaş artık uyum süreciyle beraber duygular daha rutine girer, daha azalır, öyle ilerler. 40 günde bu süreci ifade etmek için ilk 2 hafta biraz daha yoğun. Çünkü orada keskin bir değişimi oluyor, hormon değişimi oluyor dediğim gibi. O da sizi ister istemez fizyolojik olarak etkiliyor, psikolojik olarak etkiliyor. Peki hocam, annelerin doğum sonrası yaşadıkları hormonal değişikliklerin psikolojik durumları üzerine etkileri nedir? Ve bu etkilerden nasıl kurtulabilir? Yani bu etkilerden kurtulmak için bunun doğal olduğunu bir kere kabul edeceğiz. Yani En başında aslında kabullenmemiz mi gerekiyor? Kesinlikle. Yani bu duyguların hepsine kucak açmak lazım. Yani annelik her şeyi içinde barındıran eşsiz bir deneyim. Yani doğum bile baş başına aslında çok zor bir deneyim değil mi yani? Hani... Evet, farklı farklı süreçler. Yani buna gebe kalmaya karar vermek, yani anne olmaya karar vermek, çocuğu karnında taşımak, yani gebelik süreci, doğum anı, doğumdan sonraki süreç, işte 1 yaşı, 2 yaşı, 3 yaşı, işte ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi falan, böyle hepsi bir süreç. Evet. Ve hepsi çok zor bir süreç. Eskiden derlerdi yani çocukken, anne olunca anlarsın derlerdi. Ben de derdim yani ne alaka, yani niye anne olunca anlayacağım bir şey olsun ki böyle bir şey. Ama gerçekten evlendiğimde annemi daha iyi anladım. Şimdi hamile kaldığımda şimdi daha iyi anlıyorum annemi. Gerçekten farklı süreçler. Gerçekten süreçle ilerledikçe daha da iyi anlayacaksınız. Çünkü her biri kendi içerisinde uyum gerektiren süreçler. Her birinin kendi içinde çözülmesi gereken problem var. Bunda da işte doğum anı bile aslında
bazen doğum anı bile travmatik olabiliyor. Zor bir deneyim yani. Çünkü en nihayetinde orada sağlığınızla ilgili bir süreç var değil mi? Yani o bile sizi etkileyebiliyor. Sonrasında işte bir bebeği besleme durumu var. İşte sütünüzün gelmesi vesaire. Hani orada da hem hormonlarla hem psikolojiyle alakalı. Evet, ilişkili. Yani çok stresliyseniz, çok üzülüyorsanız maalesef bu tamamıyla etkiliyor. Ya sütünüz bedeninize gelmeyebilir. Evet, çok stresliyse. Evet. Ya da gene işte bakın düşünce yapısına gidiyoruz. Yani çok yüksek standartlar belirlediyseniz işte hani bazen doğum planlamaları yaparken bile yani her şeyi dört dörtlük planlamaya çalışıyoruz. İşte o orada olacak, şu olacak, fotoğrafçı gelecek, işte çocuk çıkarken şunu giyecek, ben bunu giyeceğim, böyle makyaj yapacağım ya da işte eve geldik, odası böyle olacak, o gün bu dağıtılacak vesaire. Ama her şeyi planlama şansımız olmuyor maalesef. Yani hem zaten sürprizlere böyle gebe bir süreç. Evet. Hepsine kucak açmak çok önemli bence. Yani çeşitli bir sürü duygular var her birine. Hepsini kabulümüz olması gerçekten bence rahatlatıyor. Çünkü esnek düşünmemizi sağlıyor. Öbür türlü planımızdan şaştığımızda hemen stres baş gösteriyor. Ama esnek olursak, her şeyi kucak açarsak hiç problem yaşamayız. Evet. Peki hocam, psikolojik değişimlerin annenin bebekle ilişkisine etkileri nelerdir? Ve bu etkiler nasıl yönetilebilir? Şimdi... çocuk doğdu. Bizim en önemli görevimiz işte bağlanmayı gerçekleştireceğiz. Anne ve çocuk bağlanacak. Ve bu bağlanma karşılıklı zaten. Bağlanmanın önemi artık hepimiz biliyoruz ki yani çocuğun bağlanması anneye bütün hayatındaki ilişkileri etkileyecek. İşte ilerideki romantik ilişkisini etkileyecek. İşte eş tercihini etkileyecek. Dünyayı keşfederken işte aksiyon aldığı noktayı belirleyecek. Eğer karakterini de anneden mi alır bebek? Yani bu bağla mı alır yoksa zamanla mı oturur? O biraz daha çoklu değişken bir süreç. Yani orada hem genetik var, hem mizaç var, çevresel etkiler var. Ama bağlanma dediğimiz süreç biraz daha ilişkisel olarak. Yani hani güvenli mi bağlandı, kaygılı mı bağlandı, kaçınan mı bağlandı? Yani güvenli bağlandıysa çocuğun şöyle bir avantajı oluyor. Benim bir güvenli üssüm var, bir limanım var. Artık ben o limandan yol alıp etrafı keşfetmeye çıkabilirim ve başıma bir şey gelirse oraya geri dönebilirim. Bu çok önemli bir şey ve dünyaya dair inancını da belirliyor. Yani şunu öğreniyor çocuk anneyle bağlandığında. Dünya güvenli bir yer. Ama güvenli bağlanmıyorsak dünya tehlikeli bir yer. O zaman da sürekli çocuk stresle aktive olan bir şey mekanizmalarını açığa çıkarıyor. Bu da bütün gelişimini etkiliyor. Peki hocam, nasıl güvenli bağlanılır? Burada işte güvenli bağlanmak da şu çok önemli. Çocuğun ihtiyaçlarına anında ve tutarlı olarak cevap vermek. Yani burada tutarlının da altını çizmek istiyorum. Burada işte ruh hali, annenin ruh halinin etkisi hemen giriyor. Yani anne iyi olmalı ki bu bakımı tutarlı bir şekilde vermeli. Yani işte inişli çıkışlı bir ruh halinde olduğunda işte iyiyken bebeğini çok kucağına alıp işte avuttuğunda gezdirdiğinde ama kötüyken çocuk ağlasa bile dönüp işte kucağına almadığında mesela çocuk bir tutarsızlık yaşıyor. Bizim istediğimiz bu değil. İstikrarlı bir bakım olacak. Çocuğun işte isteklerine, işte beslenmesi, altının değişmesi vesaire bunlara hemen cevap verilecek ve bu sürede sevgi dolu ve şefkatli olacağız. Burada çocukla çocuğun böyle bütün duyularını harekete geçiren bir temas çok önemli. Ne demek bu işte görme duyusu, duyma duyusu, tat duyusu. Mesela emzirmek tam buna hitap ediyor değil mi? Hem dokunuyorsunuz, hem işte çocuk sizle temas kuruyor gözüyle. Hem işte konuşuyorsunuz, aa bebeğim canım duyuyor. İşte tat aynı zamanda işin içine giriyor. O kadar önemli bir şey ki siz bunu yaptığınızda çocuğun beyninde böyle milyarlarca şeyi aktive etmiş oluyorsunuz. Beyin gelişimine çok güzel bir şekilde katkı sağlamış oluyorsunuz. İstikrarlı ve doğru bir bakım. Peki hocam, doğumdan sonra anneliğe alışma sürecini konuşacak olursak. Anneliğe alışma sürecinde karşılaşılan en büyük zorluklar nelerdir? Burada süreci en zorlayacak şeylerden biri sanırım hani çocuğun fiziksel
bir rahatsızlığı olabilmesi durumu. Ya da doğum süreci ya da hamilelik sürecinin problemli geçmesi. Bunlar maalesef anneyi etkiliyor. Hani bu durumların dışında da annelik rolüne adapte olmak, yani işte bahsediyoruz diye artık uyku düzeniniz değişti, yemek düzeniniz değişti, tercihleriniz değişti, bazen kıyafet tercihleriniz bile değişiyor, evet. Değil mi? Yani çocuğa daha kolay işte emzirebileceğiniz ya da işte hemen yanına gidip rahat olabileceğiniz. Evet, rahat olabileceğiniz kıyafetler vesaire. Hani bu rolün getirdiği sorumluluklara alışmak, hani bunları değiştirmekle ilgili sorun yaşanabilir. Zihin olarak buna hazır olmayabiliriz. İşte o yüzden hep doğum öncesinde bunda bizi neler bekliyor konuşmak önemli. Çünkü zihin olarak bunların olabileceğine hazırlamazsak kendimizi karşılaştığımızda daha da zorlanabiliyoruz. Bununla birlikte işte annenin bir takım çizgiler yaşaması, işte toplumsal normlarla, işte toplumun dedikleri ya da çevresinin dedikleriyle kendi zihnindekini uyuşturamaması, bununla ilgili maalesef zorluk yaşayabiliyor. Hani kendisi belli değerlerle, belli yaşlarla işte çocuğunu yetiştirmek istiyor ama bununla birlikte çevreden baskı gelebiliyor. Farklı şeyler yönlendirilebiliyor. Bu çelişkide kalabiliyor. Bu gibi zorluklar maalesef yaşanıyor. Peki hocam, yeni annelerimizin doğum sonrası dönemde uyum sürecini kolaylaştırmak için ne gibi destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulur? Şimdi en başta da söyledim, ben sosyal desteği çok önemsiyorum. Gerçekten çok önemli adapte olmak için. Ama burada şu var tabii ki, sosyal destek verenler için konuşuyoruz. Bazen köstek olabiliyorlar. Yani iyi niyetle de olsa. Şunu çok duyuyoruz değil mi? İşte bebeği yani kilosu az gibi görünüyor. Sütün mü yetmiyor acaba? İşte. Evet. Yani bebek daha hani bak şunu hareketleri yapmasam niye yapmıyor? Ya da işte biraz mama mı versen acaba? İşte bak sen çok kucağına alıyorsun. Bu olmaz böyle işte. Ya da işte anne kendi için böyle bir yarım saatlik zaman ayırıyor. Onu eleştiriyoruz. Olur mu öyle şey? İşte, ya bırakıp gidiyorsun gibi. Vesaire. Evet. Yani bu eleştirel bir sosyal destek değil. Yargılayıcı bir sosyal destek değil. Kendi doğrularını dayatmaya dayatan bir sosyal destekten bahsetmiyorum. Annenin o süreçte gerçekten anlaşılmaya ihtiyacı var. Anne şunu bilecek. Diyecek ki ya bu süreç benim için zor. Ama biz eğer şunu yaparsak anneye, ya işte ne var biz de büyüttük. Bir sen mi çocuk sahibi oldun? Ya baksana etrafta herkesin çocuğu var ya ne var ki hani işte. Ne de zorlanıyorsun, ne var bunda zorlandığı? Bana böyle dediklerinde diyorum ki hani, bir sen mi hamilesin dediklerinde. Ben evet ilk defa hamileyim diyorum. Evet değil mi? Çok özel bir süreç yani. Evet. Çok güzel bir süreç. Hani bunu indirgemek, bunu küçümsemek. Anne de şöyle bir şeye sebep olur, çelişkiye sebep olur. Ya beceremiyor herkes muyum? Diyor ki evet herkes diyor ki ya bu süreç normal ama ben zorlanıyorum. O zaman ben kötü bir anneyim. O zaman anne ne yapıyor? Suçluluk hissetmeye başlıyor. Suçluluk hissi işte üzüntüyü getiriyor. Üzüntü depresyona gidiyor. Ve i̇şte çocuğu da etkiliyor. Kesinlikle çocuğa bakamayacağım mı gibi bir kaygı da yaşıyor. Bunun yerine istediğimiz anne şunu yaşayacak. Diyecek ki evet bu süreç zormuş ama şunu görüyorum ki birçok insan bu konuda zorlanmış ama üstesinden gelmiş. Yani burada şeyi inkar etmiyoruz, zorluğu inkar etmiyoruz. Annenin yaşadığı duygu durumunu inkar etmiyoruz. Tam tersi de kabul ediyoruz ama geçebilen bir süreç. İnsanlar anneye bunun mesajını vermesi lazım. Bunun mesajını vermenin de ilk yolu ne biliyor musunuz? Anneyi önce anlamak. Bir demek evet haklısın gerçekten bu dönemde yıpranılabiliyor. Sen de biraz işte kaygılısın. İyi anne olmaya çalışıyorsun. İşte bu süreçte insan üzülebiliyor. Ondan sonra ama bak deyip işte hani şunlarla geçebilir. Belki bunlarla vesaire geçebilir diye bir yol benimsemek gerekiyor. Öbür türlüsünde anneyi üzüntüye sokarız. Strese sokarız. Öfkeye sokarız. Çok dikkat edelim. Bir de gene şunu da çok önemsiyorum ve iyi geldiğini gözlemliyorum. Paylaşım grubu gibi oluyor. Böyle sosyal medyalarda vesaire de çok fazla var. Gene aynı şekilde onunla aynı deneyimi paylaşan anneler.
Yani yaşadıkları süreci, duygularını ifade ediyorlar. İşte bu süreçte nelerde zorlanıyorlar, neler iyi geliyor, ben bunu yaptım öyle oldu, sen vesaire çok güzel paylaşımlarda bulunuyor. Ben bunların da iyi geldiğini düşünüyorum. Tekrar gene altını çiziyorum. Kesinlikle hani eleştirel, yargılayıcı ve annenin o biricikliğine görmezden gelen bir yaklaşımla değil. Biricik. O süreç çok özel. O kendisi kendi gibi deneyimliyor. Bütün anneler gibi. Bunu ihmal etmeden destek grupları bu şekilde anneye yardım etmeli. Peki hocam, annelerin profesyonel yardım aramalarını gerektiren doğum sonrası depresyon belirtileri nelerdir? Burada şunu ayıralım şimdi. Az önce losalık depresyonu demiştim. Hani yaklaşık 2 hafta sürebiliyor o hormonlardan kaynaklı da. Artık doğum sonrası depresyon dediğimiz şey de yani, o 2 haftalık süreçten 1 yıla kadar uzanan bir süreçte gerçekleşebiliyor. Yani o losalık depresyonun uzamış ve geçmemiş hali. Normalde artık geçmesini bekliyoruz ve geçmiyor. Bakıyoruz. Anne o üzgün, kaygılı, stresli, ağlama krizleri görüyoruz, işte uyku problemleri görünüyor, bebeğe bakmak istemiyor, kendine bakmak istemiyor, çevreyle olan bağını kopartmaya çalışıyor, bir izolasyon yaşıyor, işte desteği kabul etmiyor, yardımları kabul etmiyor, çökkün bir halde, uyku problemleri, iştah problemleri burada biraz bize ipucu veriyor. Acaba bu anne bir depresyon süreci yaşıyor mu? Burada da gerçekten bence destek almak çok önemli. Psikolojik destek almaktan kaçınmayalım. Çünkü psikolojik destek bize hem duygularımızın anlaşıldığını gösteriyor, hem de sürecin aslında normalde aktığını gösteriyor. Normal olduğunu görmek bile çok rahatlatıyor. Bir danışanım şey demişti, gene o da... depresyon sürecine girmiş, aynı zamanda çok kaygılı, hani bebeğe, ben depresyona giriyorsam bebeğe bakamam, iyi bir anne değilim diye düşünüyor zaten. Ya dışarı çıkabilecek miyim hocam dedi. Eskisi ya. Dışarı çıkabilecek miyim? Yani aslında ne kadar hani mantıkla örtüşmeyen bir şey değil mi? Etrafta milyonlarca insan var ve hepsi çocuk sahibi olabilir. Evet, dışarı çıkabileceksin. Ama onu duymak istediği o değil aslında yani işte. Evet, yani seni anlıyorum. Bak, bu konuda endişelisin, böyle zorlanmışsın, evde kalmak seni zorlamış değil mi? İşte tekrar tek başına bir şey yapamayacağınla ilgili kaygıların var. Önünü göremiyorsun, işte telaşlısın, heyecanlısın. Ne kadar doğal. Ama bir bak etrafına değil mi? Demek ki çıkabiliyorsun, buraya gelmişsin vesaire gibi. Böyle hani konuşuyorsunuz. Aynen bu şekilde de şey yapmak lazım. Hani çevreden de destek. Çünkü az önce de söylediğim gibi yani sosyal destek bence doğusoluk depresyonun doğum sonrası depresyonun engelleyecek ve iyi gelecek süreçlerden bir tanesi. Psikolojik destek de almak faydalı diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam, losalık dönemi bir anne için yeni bir başlangıç olarak görebiliriz. Bu süreçte pozitif yönleri nelerdir? Losalık sürecinin pozitif yönleri hocam. Ya da var mıdır? Yani tabii ki mutlaka negatif şeylerden bahsediyoruz ama hani olumlu şeylerin arasında en güzel zaten bağ kurma süreci bu. Yani doğusalık süreci dediğimiz. Annelik rolünü artık giydik işte. Buna uyum sağladık. Bu süreçten çıktığımızda her şey çok daha güzel olacak. Yani bir aşama. Burada tabii çok pozitif duygular da üretilebilir. Yani biz işin şey kısmına bakıyoruz. Hani bunlar olabilir, dikkat edelim. Bunun yanında elbette ki yani o aldığımız manevi tat, işte o bebekle bağımızı hissettiğimizde yaşadığımız duygular, bunlar bu sürecin en güzel yanları. Ve losalık dönemindeki kadar hiçbir zaman bebek size bu kadar muhtaç olmayacak. Değil mi? Çünkü hala aslında ilk 3 ay anne karnı gibi bir bebek için. Bebek hala dış dünyaya uyum sağlarken anne karnındaymış gibi bunu algılıyor. Yavaş yavaş dünyaya gözlerini açıyor. Hala bebek ve siz birsiniz.
Yani bu sizin yaşayabileceğiniz eşsiz bir durum ve bunu sadece anne olarak siz tadabilirsiniz. Evet. Hani elbette biz babaları da sürece katmaya çalışıyoruz ama anneler burada biraz daha avantajlı. Çünkü zorluklarını çekiyorlar. Avantajı da var. Yani bunu siz deneyimleyebilirsiniz. Eşsiz bir deneyim. Neden artıları olmasın? Peki hocam, son olarak eş ve aile üyelerine yeni annelere nasıl destek olabilecekleri konusunda hangi önerilerde bulunursunuz? Şimdi anne fiziksel olarak epeyce yorulacak. Biliyoruz ki emzirme süreci zaten yorucu bir aktivite. Bununla birlikte tam olarak hani uykuyu alamamak, gece çok sık kalkmak, tam yeterli beslenememek de fiziksel olarak anneyi çok yoruyor. Burada aile üyelerinin, eşin yani bebek bakımında yardımcı olup hani bu görevde biraz anneyi rahatlatıp anneye azıcık zaman tanıması bence çok faydalı. Annelerin de burada hani bahsettik ya, çok hani yüksek standartta ya bebeğime sadece ben bakacağım, İşte bebeğim en iyi bakımı ben vereceğim vesaire gibi düşünmek yerine yardıma kucak açmaları faydalı. Tabii bu yardım gene dediğim gibi yani kesinlikle anne çocuk bağına zarar vermeyecek. Yani annenin anneliğini sorgulatmayacak düzeyde olması lazım. Hani sen bakamıyorsun. Altta şu mesaj olmamalı. Sen bakamıyorsun. Çünkü zaten anne bu kaygıyı yaşıyor. Yani siz bunu bir de üstüne söylediğinizde bunu bir de desteklemiş oluyorsunuz. Anne için zor bir deneyim yani. O yavrucağa bakmak istiyor, büyütmek istiyor. Onun için en iyi şeyi istiyor. Zaten kaygılı. Siz bir de alttan yani bakamıyor musun acaba mesajını verdiğiniz zaman pekiştirmiş oluyorsunuz. Onun yerine zaten evet sen anneliğini çok güzel yapıyorsun ama dinlenmeye de ihtiyacın var deyip işin içine girmek gerekiyor. Keza gene annenin duygularını konuşmasına fırsat tanımaları gerekiyor. Anne anlatsın. Deneyimlerini çok güzel paylaşsın. Bunu siz de yaşayacaksınız inşallah yavrunuzu kucağınıza aldıktan sonra. Allah güçlü deneyimlerle paylaşmak istiyorsunuz. Yani çok güzel bir deneyim ve bunu anlatarak, işte aktararak daha da pekiştiriyorsunuz. Bir sürü elinizde kucağınızda şeyler var artık. Yani artık siz eskisiz değilsiniz. Çok şey öğrenmişsiniz. Çok şey deneyimlemişsiniz. Bunları boşaltmak istiyorsunuz. Yani o yüzden anneyi sabırla dinleyelim. Anneyi duygularına empati yaparak dinleyelim. Eleştirmeden dinleyelim. İçeridekilerin görevi bence bunlar. Bunları yaparlarsa anne çok daha rahat eder. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, şimdi hep birlikte yeni doğan bebeğin emme ve uyku rutinleriyle ilişkili bilgiler edineceğimiz videoyu izleyelim. Bebek her ağladıkça emzirilmesini öneriyoruz. Hem anne bebek bağlamını sağlamak açısından hem bebeğin kan şekeri düşüklüğü riski açısından her ağladıkça emzirilmesi en uygun yaklaşımdır. Tabii bu özellikle ilk günler için geçerli. Bebek biraz büyüdükten sonra bir hafta 10 gün üzerinden geçtikten sonra artık kan şekeri riskinin düşüklüğü riskinin o azaldığı durumlarda genel olarak 3 saatte bir emzirilmesini, günde 7-8 kez emzirilmesini öneriyoruz biz annelere. Güzel beslenen bebek uykusunu çok güzel bir şekilde alır. Sadece acıktığı zaman kalkar, ağlar daha doğrusu. Onun için 3-4 saatte bir uyandırarak bebeği ilk günlerde emzirmek uygun olur. Daha sonra bebek biraz büyümeye başladıktan sonra o kendi uyku aralığını belirler zaten. O uyku aralığına uygun şekilde uyumasına izin vermemiz gerekir. Gebeliğin 18. haftasından sonra annenin bebeğin beslenmesi, bebek fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olması onun bebeğe daha kolay bağlanmasını sağlıyor. Bebek doğduktan sonra emzirme yöntemlerini çok iyi bir şekilde anne ayarlayabiliyor, bebeğin takiplerini çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Bilgi sahibi ise bunlar çok güzel adım adım ilerleyen şekilde gidebiliyor. O yüzden de annelerin gebelik sırasında bu eğitimlerden geçmesi son derece kaygıyı azaltıcı, bebek bakımı ile ilgili kaygıları azaltıcı yöntemler. Bebek büyüdükçe
Tabii hayat gelişiyor. Hayat geliştikçe bebek de büyüyor. Bebeğin büyümesiyle birlikte uyku düzeni, beslenme düzenleri değişiyor. Yani ilk doğan bir bebekle 40 günlük bir bebek hiçbir şekilde aynı değil. Atalarımız hani 40'ı çıktı diye bir laf söylerler. Aslında bu çok önemli ve çok sihirli bir laf. Neden? 40 gün sonra, doğumdan sonraki 40 gün sonra anne doğum travmalarını atlatacak şekilde bir kendine gelmiş oluyor. Hem hormonal olarak kendine geliyor, hem vücut yapısı olarak kendine gelmiş oluyor. Yine aynı şekilde bebek de dünyayı artık fark etmeye başlıyor. İlk günlerde o anne karnındaki hayattan dış hayata adaptasyonunda tabii ki sorunlar yaşanabiliyor bebek açısından da. Ama 40. güne geldiği zaman bebek yavaş yavaş başını tutmaya başlıyor. Uyaranlara artık farkındalığı var, anneyi tanımaya başlıyor gibi kavramlarla bebek de kendini geliştiriyor. Bu aslında anneliğin içgüdüsel yapılacak bir durumu. Yani anne içgüdüsel olarak o bebeği büyütebilir. Zaten annelikte, gebelikte salgılanan hormonlar bunu çok başlı başına sağlıyor. Bebeğin büyüdüğünü çok güzel fark ediyor annelerimiz. Uyku düzenlerini çok güzel biliyorlar. Ne zaman beslenmesi gerektiği, bebeğin alt bakımını nasıl verilmesi gerektiği, banyosun ne zaman yapılması gerektiği, bunları çok güzel bir şekilde anneler takip ediyor. Bu da zaten içgüdüsel bir şekilde gelişiyor. Ama tabii bu gibi durumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinin, yeni doğan uzman hekimlerinin de desteğinin olması son derece önemlidir. Bugün bebeğimle yeni hayatta psikolog Dicle Selek'le beraber loğusalık sürecinde aile ve eş desteğinin önemine dair bilgiler edindik. Anneliğin bu hassas dönemindeki güzellikleri ve zorluklarını konuştuk. Videomuzda ise yeni doğan bebeğin emme ve uyku rutinlerine ilişkin bilgiler edindik. Sevgili seyircilerimiz, sorularınızı uzmanlarımıza iletmek üzere bize bebegimleyenihayat@trt.net.tr adresinden iletebilirsiniz. Bugün burada sizinle yine çok değerli bilgiler edinmek üzere buluştuk. Buluşmaya devam edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.